Merhaba sevgili yaylar. 5-11 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, bu hafta gökyüzüne bakıyoruz. Gezegenlerin konumlarında neler var? Evet, Güneş Boğa burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Günlük işler, rutinler, işler biraz daha önceliğiniz olacak. Özellikle 21 Mayıs'a kadar Güneş Boğa burcunda ilerlemesini sürdürecek. Sağlıkla ilgili konular da yine gündemde olabilir. Venüs Koç burcuna geçiş yaptı 3 Mayıs'ta. Hafta boyunca Venüs'ün pozisyonu sizi destekliyor. Özellikle duygusal hayat biraz hareketlenebilir. Aşk hayatınız canlanabilir, yaratıcılığınız yükselebilir sevgili yaylar. Ve Merkür ikizlere geçecek 7 Mayıs'ta. İlişkilerle ilgili konulara dikkat çekiyor. İletişim artabilir. Ortağınız veya partnerinizle ilişkiler güçlenebilir. Bazı iş anlaşmaları gündeme gelebilir, sözleşmeler söz konusu olabilir, seyahatler canlanabilir hayatınızda. Ayın pozisyonlarına baktığımızda pazartesi günü ay yengeç burcunda olacak. Pazartesi günü biraz para ve ortaklı gelir giderlerle ilgilenebilirsiniz. 7-6 Mayıs'tan itibaren ay aslan burcunda biraz daha motivasyonu arttırıyor, sizi keyiflendiriyor sevgili yaylar. 6 ve 7 Mayıs'ta özellikle yüksek öğrenim, yurt dışı ile ilgili konular, medya ve yayıncılıkla uğraşan yaylar için bu alanlar daha hareketli ve destekleyici görünüyor. 8 Mayıs'ta Başak Burcu'nda biraz kariyer hayatınız, işiniz, sorumluluklarınız ve görevleriniz gündemde olacak. 8 ve 9 Mayıs'ı verimli geçirip birçok işi bitirebilirsiniz özellikle iş hayatınızda. 10 Mayıs sabah saatlerinde boşlukta olacak ay, akşam saatlerinden itibaren teraziye geçerek sosyal hayatınızla ve arkadaşlarınızla ilgili olan konulara dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra çocuklarla ilgili konular da yine hafta başı sizi meşgul edebilir. Ancak Venüs ve Mars arasında sert bir etkileşim var. Bu da özellikle sosyal hayatta veya duygusal hayatınızda birazcık çekişmeler yaratabilir. İlişkilerde dengeyi korumaya çalışmalısınız sevgili yaylar. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için lütfen günlük burç videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.